Merhabalar sevgili geekler. Mandalorian 2. bölüm 2. sezonun işte öbür şekilde bugün konuşmak için tekrar karşınızdayız. Neden? Çünkü Star Wars'un şu aralar sevdiğimiz, izlediğimiz, doğru düzgün takip ettiğimiz ya da benim daha takip ettiğim tek dizi olabilir, o yüzden konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili Cedit ve sevgili Furkan bugün benle beraber. Nasılsın sevgili Cedit, sevgili Furkan ve sevgili Covid-19 konuşmacısı, sosyal... Yaşlı ya ondan bilince... tabii. Aa, sonra 65'in üstünde değil mi kendisi? Çok üstünde. Kaç, 900 müydü ne? 900'de öldü ama kalbimizde yaşıyor. Bu cesedi galiba. Cesedi. Evet arkadaşlar, bölümü nasıl buldunuz diye sormadan önce şuradan ben size bir şey söylemek istiyorum ve bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Benim gözümde Bebek Yoda bitmiştir. Bu bölüm... Çocukları yedi diye mi? Biraz öyle oldu. Evet abi, bir şaka unsuru, bir geyik olarak kaldık gibi köşede bir oldu. Bir ırkın sonunu getirdi bayan neredeyse. Evet yani bir şeyin bir sonraki jenerasyonun yarısını yedi yani. Hiç öyle masum falan ama bir şey değil. Ama şöyle de bir şey var orada yapmışlar. Yani ben de ilk aynı şeyi düşünüyordum ama... Ya kadın da çok önemsemiyor ya, böyle havuza dağıtmış falan, sıcak havuza böyle elle topluyorlar onları, bak kadın orada duruyor falan. Hani belli ki o kadar da şey bir şey değil yani hani. Havuzda muzu değil de şeyde biraz yani uzay gemisinde aşağıda bırakmış, anladın mı? Yukarıda evet. Oturuyorlar falan, evet, o kadar evet. Önemliyse sarılarak beklersin falan gibi ben de düşündüm. En son zaten sarılıyordu Yoda şey yapmasın diye. Bak sizce ben onu mesela tam yakalayamadım düşünüyorum. Sizce o yaratık anladı mı Bebek Yoda'nın yediğini? Gördün anlamadı mi? Bence. Hayır. Hiç anlamadı. Zannetmiyorum ya. Bir ama o havuzdayken filan Mando kızdı buna. Hayır mayır filan yaptı. Orada böyle bakışlar gibi oldu falan. Belki orada biraz belki şey olmuş olabilir. Ama bir tepki verir insan. Yani yaratık neyse. Bilmiyorum. Kurban. Ama şeyi çok enteresan buldum yani. Hani kadının... Yani konuyu değiştireceğim farkındayım da. Tamam, kadının... teknoloji üzerine aslında gizli bir cevher olduğu gerçeği. Orada robotu görüp uyurken düz kontak yaptı. Evet, düz kontak ya, o yani onlar falan herhalde Star Wars evreninde okey şeyler bu arada hani. Bence abi Word'ü çalıştırmayı bilmek gibi bir şey belki de. Olabilir yani. Anakin de ona bakarsan tamam özel şey bir çocuktu ama köle oturduğu yerde C-3PO icat etmişti yani. Yine de tuhaflık değişmiyor. O da şu. Hani bunu böyle köyden gelen bir bacımızın hani böyle bir de tek kalan bilip de Mandalorian gibi teknoloji kullanan adamı ne diyorsun anlamıyorum, evet, ne diyorsun evet, anlamıyorum evet. Diye kalması biraz. Hani o da yapsa robot var dur falan diye yapmaması bir enteresan. Yaratıcılık diyelim o zaman. Şöyle abi, bu kadıncağızın dili Mandalorian'da bilmediğine göre çok sık kullanılan bir dil değil belki. Hani bunu daha önce de yapmıştır belki, kazandın mı? Birisi torunu göstermiştir yani işte. Babaannesi anlamayanlar olursa bak robotunu alıyorsun şeyini diye. Olabilir. Peki yani sizce ya hakikaten bu böyle salak bir şaka mıydı? Yoksa Bebek Yoda'mızın çok da masum bir karakter olmayabileceğine dair bir işte şey miydi acaba? Ön yatırım falan mıydı acaba? Ya bence öyle çünkü yani bence buradaki twist onun çok da masum bir tip olmadığına dair olmak zorunda. Yani benim esas inancım ve filmi böyle daha güzel bulmamdaki bulacağım yani diziyi pilot bu yönde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü çok şirin, tamam mı? Yani her şey çok güzel. Ve fakat kurbağa da yemişti bu ilk bölüm hatırlarsanız. Evet ama onlar işte... Kurbağa mı yemedi, sinek mi yemedi, sinek bu bölüm yedi. Örümcek mi yemedi yumurtadan. Doğru, örümcek de götürdü arada. Mağarada. Zaten onun yüzünden bütün şeyler başına geldi. Doğru, doğru. Doğru, evet doğru. Yani. Bir de şeyi biliyoruz ya biz. Böyle yuvarlak ve parlak şeylere karşı bir hani o vites kolu gibi bir şeyi hatırlayın ilk sezonda. Ona vay. Karşı bir şeyi var. Onu görünce böyle diye dayanamıyor yani. Bence kadar... kötü çıkacak yani. O pilotu yapacaklar. Ve hatta yaparlarsa kötü ben mutlu olurum. Hayır yani şey gibi düşün. Yani bu bebek neticede hani born to evil veya good, doğuştan iyi, doğuştan kötü falan değil. Force içerisinde yoğun bir şekilde var. Ve zaten buradan da aslında işte son üçlemeye bağlanacağı iddiası... Hayır, 1-2-3'e bağlanıyor değil mi? Yani yok yani... Son üçlemeye şeyin... Tabii bu Return of the Jedi'den sonra geçiyor evet, yani. Sonra geçtiği göre son üçlemeye de bağlandığına göre aslında Force'un içerisindeki hani şey de çok karma karışık bir noktada ya falan getirecekler. O yüzden onu kim nasıl büyütecekse öyle olacak bence o bebek. Olabilir. Ve şu anda gördüğü tek şey savaş. Şu an sadece hani bebek olduğu için işte bilinçsizce bir şeyleri yiyor diye benim kafamda. Evet yani. Öyle ama bak şeyle işte Mandalorian'la geziyor olmasından mütevellit hep izlediği şeyler şiddet. Yani bir bebek küçük yaştan bu kadar şiddete maruz kalıyorsa bunun gerçekten bir payoff'u olmalı diye düşünüyorum yani.
Ama bir yandan da ilk dakikalarda biraz kalbiniz şey olmadı mı? Rehine alındı böyle, boğazına bıçak dayandı falan. Biraz böyle... Yani benim kalbim çok şey olmadı. Alıştım ben artık açıkçası. Bu bebeği sürekli tehlike altında falan. Hani ne bileyim, Mando bir şekilde kurtarır. Bir de yani o küçük yaratık aldı ya bir tane. Yani böyle ne bileyim. Hani onu da böyle... Tuzak da zaten biraz ucuz bir tuzaktı yani. Böyle ip çekildi falan, Mando'dan düştü. Evet, sıradan bir halatla koskoca Star Wars evreninde böyle şeyler başarmaları ilginç ama bilmiyorum ya. Yani o sahnede... Return of the Jedi'da da vardı aynı trik. Bir gönderme gibi olmuş oldu ona. Şeyler öyle durduruyordu. Ewok'lar. Speedbike'daki evet, şeyleri, evet. Stormtrooper'ları. Doğru, doğru. Demek ki kullanılamıyor yöntemleri. Kullanılamıyor yöntemleri. Peki arkadaşlar, sizle konuşamadık için yani Mandalorian üstünden filan. Genel olarak ikinci sezon nasıl gidiyor sizce? İlk sezonu da sizlerle konuşmadık doğru düzgün. O yüzden ilk sezondan itibaren dizi genel olarak nasıl gidiyor sizce? Şu anda ikinci sezon ikinci bölümüyle aldığı seyirden memnun musunuz? Furkan. Furkan büyük açıklama yapacak. Yok ya, büyük açıklama değil ya. Benim birinci sezondan beri hani beğendiğim şey dizinin genel olarak sade olması. Evet. Yani çok böyle hani şey vardır ya, üçüncü özellikle son üçlemede gördüğümüz, bir şeyleri doldurdukça güzel olabilme potansiyelinin aslında olmadığı. Evet. Ya bu dizide böyle bir şeyler çok az yapılmış ama hani az çoktan fazladır diye bir prensip var ya. Ya o kadar iyi işlenmiş ki, çok böyle kadrajlara bile baktığınız zaman Mandalorian var, arkada bir set var, o kadar yani. Çok bayağı sade. O açıdan bu genel stil benim çok hoşuma gitti yani. Böyle ikinci sezonda da bir benim için bir düşüş olmadı. Furkan'ın şu sadelik dediği şeyi ben de çok seviyorum bu dizide. Zaten hakikaten hepimiz, evet, kuvvetli tarafı o gibi. Hatta yani şöyle bir detay vereceğim. Şu mesela geçen bölüm işte konuşmuştuk Can'la Halit'le. İşte ejderhadan bir parça et alıp götürdü falan. O neye bağlanacak ki? Ne gerek var falan diyordum ben. Bağlandı. Evet, bu bölüm o eti ya çok pişirdiler. Büyük bir şey olmasa bile bağlandı en azından. Yani. Aynen, zaten işte büyük bir şey olmayan şey ilginç aynen, zaten. Aynen. Yani bir de hani o ejderha etinden işte böyle yemek oluyor. Bunu yiyorlar. O kadın seviyor falan filan tarzı. Ben orta pişmiş seviyorum falan dedi. Aynen. Gurme gibi geldi orada. Siz hepiniz yani geçen bölümü de izledim ben. Şey demişsiniz ya işte, oyun gibi. Zaten bu hani söylenen de bir şey, oyun gibi. Hakikaten bu anlamda çok güzel. Ben şeye benzetiyorum yine benzer bir yapıda. Sanki böyle bir yerde Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6 müzesi var, tamam mı? Hmm. Her şeyiyle. Ve biri orada geziyormuş gibi hissettiriyor bana. Biz orada geziyormuşuz gibi. Evet, yani evet. Bunun en şeyi hani hoş gelmesinin sebebi de bana kadrajı tuttuğu yerlerde herhangi bir diyalogla veya hikayeyle bir şeyi açıklamıyorlar. Hani nasıl işte Yüzüklerin Efendisi'nin extended versiyonunda falan işte daha önce Hobbit'teki taşlaşmış şeylerin önünden geçiyorlar farkı. Aa diyoruz falan. Onun gibi yani bir şeylerin orada yaşanıyor. Bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz ama çoğuna da hakimiz şimdiye kadar. Evrenlerde bir Star Wars hikayeleri yaşanıyor. Ve biz onu bambaşka bir macerada izliyor oluşumuz benim için tek tatmin edici şey. Aslında hani demin söyledim işte Yoda pilotu falan böyle olsa güzel olur ama ne Yoda pilotu umurumda. Ne işte efendim sonunda Boba işte Jango Fett miymiş, Boba Fett miymiş neyse o umurumda. Sadece ben orada olmaktan keyif aldığımı hissediyorum. Bu başarısı bence en büyük. Evet ya, ben detaylarda... de hikayenin nereye saracağını çok üzüldüm. Hikayenin nereye saracağını çok hani merak ettiğimden değil de. Tabii ki merak ediyoruz hepimiz ama o genel olarak bütün bölümlerde aynı keyfi veriyor ya. Ya tıpkı işte Cevdet abinin söylediği gibi arkada bir şey görüyorsun. O sana böyle bak bu burada demek için değil de. Sen işte fark edersen veya işte hiçbir bağlantısı yok. Kıymeti bile olmayabilir. Ama güzel yani, verilmesi... Güzel evet, evet. Yok zaten her bölümde hele hele internetten okuyup araştırmaya başlayınca da insan onu ekstra yani görüyor. Çok titizlikle bir sürü sürpriz saklıyorlar, bir sürü işte easter egg saklıyorlar ediyorlar ve hakikaten işte yani Dave Filoni falan zaten onları yani internette de çok yazdı etti millet. İşte çok sadık orijinalinin detaylarına falan filan öyle bir sürü şey var gerçekten. Şey falan çok güzel kafaydı bölümün başlangıcındaki. Mesela Mandalorian tabii her yere bebekle gitmek zorunda. Bebek Yoda'yla artık onu okey dedik. Ama böyle iki tane işte Return of the Jedi'da gördüğümüz o yeşil aynı çiğlikte yapmışlar bir de böyle ekstra domuzları şey yapmamışlar. CGI'lamamışlar evet, belli ki evet. Yani. Evet, evet. O çok hoşuma gidiyor benim bu arada. Bak o CGI'lamama konusunda bu bölüm o kullandıkları o barda bir karınca vardı. Kadınla poker evet, şey oynayan, kumar oynayan. Doktor bir şey bir şey. Aynen. McLean mi öyle bir adam? Öyle bir şey diyor. Yani mesela o karınca hakikaten 1960'lardan kalma bir efekt. Evet yani. Yani. D-Movie efekti şeyi gibi. Evet var. Doğru düzgün kıpırdamıyor da yani. Böyle. Ama işte Star Wars'un 9'u öyle güzel. İkisi birbirine karışınca güzel yani. Aynen yakışmış ama işte yani kötü durmuyordu yani. Evet, böyle güzel. Bir niye burada işte Avengers'dan fırlama bir efekt yok demedim ben de zaten. Kesinlikle. O şey işte çok güzeldi mesela orada bir dövüş sahnesi. Çünkü şey yapıyor mesela. Adamlar şöyle düşünüyor. Ya burası işte Tatooine. Tatooine'de değil mi o gittikleri yer?
ilk gezegen Tatooine değil miydi? Yok, ha tamam. O ilk geçen bölüm diyorsun. O burada şey var işte yani burada işte böyle yaratıklar görmüştük zaten. Burada böyle hani biraz daha insanlar işte Jabba the Hutt vardı eskiden işte kumar oynanıyordu falan. Belli ki gerçek dünyadaki dövüş gibi bunlar kendi aralarında dövüş yaparlar. Burada böyle bir şey olsun. Mühendisliği çok güzel işte aslında detaylardaki. Katılıyorum sana. Furkan'ın dediği şeye gelelim. Şimdi ilk sezon zaten tipik bir ilk sezondu, tamam mı? Böyle işte bir takım şeyler gördük, karakterleri tanıdık, bu iş nereye varacak diye merak ederek bitti işte şeyle bitti. Yok işte siyah kılıç çıktı, yok işte Gasfring adam çıktı falan. İkinci sezon artık kendini kabul ettirmiş bir dizinin yavaş yavaş daha böyle frene basarak, hemen acele etmiyor işte finale varmak için. Ya yani bu formülü çok uyguluyor. Şu anda işte bir grup Mandalorian bulacak da onlar buna bir öğüt verecekler. Bu Yoda bebeği ne yapması gerektiğine dair. Bu değil bu arada. Yani. Bu normal Yoda. Bu. Yani daha bu diziyi mesela bence şu an gittiği yere kadar gider modunda götürüyorlar gibi gözüküyor bana şu an. O yüzden biraz da aslında yani sen olumlu bir şey olarak söyledin. Ne olacağı çok da umurumda değil. Uçumdaki de değişiyoruz diye. Yani. Ama biraz da ağırdan aldığı ortada şu an dizinin. Yani şu an iki bölümdür konuyla alakası olmayan maceralar izliyoruz aslında. Aynen öyle. Ama şeyin farkında bence yani böyle İzleyicilerin de onu böyle çok hikayenin sarpa sarması değil de o keyfi aldığının farkındalar biraz. O yüzden sürdürüyorlar ama tabii nereye kadar bunu severiz o biraz. İşte evet şartı. Acaba yani sabırsızlanmaya başlayacağız mı yani? Yeter hadi kardeşim sıçacağım bu haftada işte gitti kızları kurtardı yüksek dağdan falan gibi macera. Böyle alakası macera üstüne alakası macera. Biz dizileri aslında bütün bu söylediğin o işte ana pilot için izliyoruz genelde ama aslında bu çizgi roman gibi bir şey ya biraz da. Mandalorian'ın maceralarını izliyoruz. Bu sırada background'da da bir hikaye var okey. O yüzden ben bundan daha çok keyif alıyorum aslında. Ama background'daki güçlü bir öykü. Ben merak ediyorum. Yani böyle şey değil şu an. Ne bileyim işte uzay yolu falan gibi. Bunların olayı bu. Şimdi bu hafta bu macera yaşadılar. Şimdi bu hafta bir macera yani değil. Yani bir yere varmaya yani çalışıyor. Zaten şeyler falan da hani böyle detaylara girmek istesen. Mandalorian'ın motivasyonları. Yani gidiyorsun kasabada bir tane herif var. Orada işte zırhlı bir tip var. Diyor ki tamam sen ejderhayı öldür o zaman ben sana bunu vereyim. Ya bu hani anladın mı? Bu hani lawful goodluk nereden geliyor? Peki o zaman da ya sikerim senin şeyini deyip almıyor. Yok bizim karakter artık sikerim senin şeyini deyip alan bir tip olmadığını bize gösterdi bir kere yani. Hayır evet evet gösterdi ve ama bunlar şey biraz da yani hani niye? İşte çocukluğuna bağladı hani orada bir benim ben de böyle işte şey olmuştum işte çocuğu da bebek Yoda'yı da öyle aldı falan ama bunlara takılırsam bence yetersiz motivasyonlar bunlar. Olabilir. Sen ne düşünüyorsun Furkan'cığım? Sence yani o ne bileyim bu bölümde de bu bölümde ne yapabilirdi? Bu bölümde pek bir ekstra bir şey yapamaz herhalde de. Yani bu kadar iyi kalpli ve vicdanlı ve yufka yürekli gibi olması, yufka yürekli denmez de iyi kalpli ve iyilerin tarafında olması falan. Bilmiyorum ya ben şeyi kabullendim. Yani Mandalorian benim için şey bir karakter. Çok, kovboy çok uymayacak ama samuray gibi bir karakter. Onurlu. Hı. Kendi kuralları var. Ya evet. Onların dışında çıkmıyor. Ben onu öyle kabul ettim yani. Çok bir şeyim olmadı. İşte onurlu bile olsa yani şöyle. Star Wars evreni böyle o kadar geniş bir evren ki. Bak. Mesela bu o kadar geniş bir evren ki akıllı canlılar olmasına rağmen biri öbürünü yemek olarak görebiliyor. Tamam bebek yani. Okey. Farkında değil ama o sonuçta onu içgüdüyle yapıyor ya bir çeşit. Hani o yani yiyebileceği bir şey ya yanındaki evet. İnsana olan tip falan. O yüzden yani Mando'da böyle benim kodum modum var, benim onurum şuyum var ama sıçtığımın işte alakasız kasabasındaki bir de hırsız yani bilmem nereden almış şeyi. Ya hırsız değil de işte hak etmediği bir zırh sonuçta o. Jabalardan şey almış galiba. Ama yani sonuçta o Mando koduna uyarak falan elde etmiş değil o zırh. Hani o zırhın öyle bir zırhı var ya. Tabii. Ya hakikaten sıçarım bacağına ver bana zırhımı çekebilirdi ve biraz çekti ama zaten ondan sonra o ani şey oldu ya işte acıdı mı acıdı gene yani. Ama şeyi çok fazla yani hani koskoca ejderhayı öldüreceksin kafası çok fazla. Ya şey olsa olur ya bana bir yardım et şurada bir işim var gibi değil yani hani hakikaten ya böyle önüne evet. Koydukları stekler çok büyük yani öyle olunca da insan ister istemez şey diyor. Ya baba okey uzatıyorsunuz. Biraz böyle Empire Strikes Back var ya ben ona çok benzetiyorum işleyişini. Yani bir New Hope'da böyle işte bir ana bir kanon var. Her sahne o kanona hizmet ediyor ama Empire Strikes Back'te biraz evreni geziyorlar ya böyle. Hmm. İşte bir tane şeye geliyorlar başına bir tane bir yere iniyorlar unuttum oranın adını işte bir. Meğerse orada bir yaratık varmış falan. Asteroide diyorsun falan. Ha, aynen asteroide evet. İniyorlar. Yani onlar falan konudan çok bağımsız ama izlemekten hep keyif aldığımız şeyler. Hep böyle gidiyor şu anda ve bu yönüyle sevdim ben.
dediğim gibi eğer ana konuna hizmet ediyorum diye düşünsen bence hiç etmediği gibi çıldırır insan yani bu stekleri. Peki bu karakterlerin zorla iyi zorla kötü olma meselesi bence bu meselenin adı. Şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hani iki tane X-Wing pilotu var ya böyle. Hmm. Evet. Şimdi onlar geldi falan. Ben şey falan deyince bunlar önce bir hani işte tamam imparatorluk bitti de artık işte yeni cumhuriyetin şöyle bir kuralı var falan deyince ben o sahnenin şeye evrilmesini bekledim. Ha diyeceğiz. Bak bu yeni Republic dedikleri de öyle sütten çıkmış ak kaşık değil. Bak eski düzen gitti, yeni düzen geldi. İşte atıyorum bunlar da şimdi Mando'yu zorlayacak, hayatını zorlaştıracak. Hatta belki böyle zorba tipler çıkacaklar. Anladın mı? Boş ver vuralım şunu ya falan çekecekler. Yok abi bunlar iki tane süper iyi kalpli, iyi polis çıktılar. İyi polis çıktılar hakikaten. Hatta fazla iyiler yani ceza ama hadi çok evet, takılmayalım evet. Dediler falan değil mi sonunda? Bayağı iyi çıktılar yani sabırlı. Falan. Aynen kurtardılar. Sabırlı ve ekstra kurtardılar falan. Yani ben biraz böyle onu siyah beyaz bir yaklaşım gibi algılamaya başladım. Biraz hayal kırıklığına uğrattı beni yani böyle. Ben ona kendi beklentim daha şeyi derinleştirecekti dünyayı falan. Tabi bu bir tanecik örnek yani. Bir tanecik örnekten koca evren hakkında karar vermek zorunda değiliz ama anlatabildim mi ne demek istediğim yani. Orada biraz daha yeni Republic'in de kötü tarafları varı görmemizi beklerken yok abi çok iyi bu insanlar evet, falan. Biraz netleşti ama, yani tarafı. Ama daha 6 sene falan geçti ya dur daha yeni bir... İdealistlerdir. Daha idealistlerdir yani biraz da öyle bak yani. Olabilir. Haklısın. Daha hemen de şey olmayacaktır. Ama başta bir şey yaptılar ya sen işte tam ikinci telsize geç. Şunu bir vursak mı falan diye diyalog döndü orada. Mandalorian kaçtı. Ya tamam ama ya. Hiç ateş etmediler bak. Kızı evet. Çekti mi? Yani şey yapacaklardı diyor. Yani işte dalaşı. Bizimle geleceksin yoksa yani seni işte bilmem ne karakoluna götürüp sorgulayacağız. Evet. Anladın mı? Böyle şeydi yani eski imparatorluk olsa siktir et vur bunu falan. Çat diye vurabilir. Ha, falan. Yani. Bilmiyorum yani ben orada biraz ama bence şunu dediği de doğru yani daha yeni kurulmuş falan böyle gaz. Bir de o iki pilot da sakallı yaşlı tiplerdi falan. Hani o isyan savaşları da belki. İnsanlar olabilir. Tabii olabilir doğru. Daha yani. Leia'nın yeğenleri falan oldu. Aynen yani. Aynen daha geçen gün Leia'yı görmüş. Şeyde ana gemide biz Leia ile tanışıyoruz ya falan diye sıkmış arkadaşına. Hani o yüzden böyle inanıyor daha var falan. Şey açısından hiç irdelediniz mi diziyi? Mesela Mandalorian kokuyor mu mesela? Hiç yıkanmıyor çünkü hiç maskesini çıkarmıyor diye düşünüyorum. Veya beslendiği anda ne yapıyor mesela? Çünkü dedi ya çıkarırsam bir daha takamıyorum. İlk sezonda vardı gördük işte. Gördük çıkardığını evet. Aslında. Hatta hıyar gibi bunu bu kadar büyük bir mesele haline getirdi. Gitti camsız pencerenin evet, önünde evet, yani oraya koydu yani çok olmayacak işte yani. Biraz da istiyor görünmek bence yani. Evet ya o çok komik. Şey hoşuma gitti benim yani. Benim genel olarak Mandalorian'la ilgili hoşuma giden ikinci şey de biraz bu. Hani bir şeyi göstermediği ne kadar çok göstermezsen aslında gösterirsin gibi bir şey de var ya bu. Spielberg'in filmlerinde falan da olan bu işte göstermeyle korkutma tekniği. Mandalorian'ı böyle maskede görmek, hiçbir işte yüz ifadesini görmemek, onu sadece bizim bilmemiz o da bir ayrı bir güzel hislerden birisi benim için yani. Yani sadece biz biliyoruz gibi bir isim yani. Ne bileyim. Ya tam olarak tepkisini bilmiyoruz ama hani onun için de biraz mesafeli duruyoruz, aynı zamanda da seviyoruz falan ya biraz. Merak aslında küçük burada. Bir, tabii bize merak. Bir merak. Ne oluyor, nasıl yapıyor falan filan muhabbeti. Ya şey ilginç ya aslında. Eski bir tane bir röportaj veya belgesel gibi bir şey de denk gelmiştim. C-3PO hakkında şöyle bir şey konuşuyorlar. C-3PO'nun işte suratını tasarlarken daha en eskiden böyle farklı işte denemeler var filan. Daha ifadeli suratlar mesela da deniyorlar, düşünüyorlar falan. Sonra bakıyorlar ki en ifadesiz surat en iyisi. Çünkü fakat şey yapınca da anımsamaya çalışınca da C-3PO'lu bir sahneyi düşününce de sen pek ifadesiz gibi, duygusuz gibi hatırlamıyorsun. Evet. Genelde güleç biz yapıştırıyoruz az onu. Çok yani espriliği evet. Falan böyle. Evet evet yani seyircinin, izleyicinin aslında yapıştırdığı bir şey oluyor. Ve onun böyle boş bir kanvas olması biraz senin belki daha istediğin, senin algıladığın gibi bir şey yapıştırabilmeni sebep oluyor filan. Böyle maskeli karakterlere de yani işte Mandalorian'da filan belki buna benzer bir etki var. Yani orada yüzünün olmayışı bizim seyircinin biraz daha belki kolay bağ kurmasını sağlıyor. Çünkü daha kolay kendini onun yerine koyuyorsun anladın mı belki? İlk bölüm, ilk sezonda bir tribe'a mesela yardım ediyor ya Mandalorian. Orada mesela işte çok iyi olur diyor bir kadın var. Hani hafif böyle duygusal bir takım bir şeyler yaşadığı anne falan. Mesela o da yani tam olarak ne gördüğünü düşünüyor mesela bakarken. Yani hani duygusal yoğunluğun hani surattaki ifadeyle veya görüntüyle hiç alakası olmadı. İlla aşk fiziksel olmak zorunda mı? Yani illa kaslarına
güzel bıyığına mı güven şey... Hayır işte değilmiş demek ki yani. Yani onu görüyoruz yani. Ne kadar gençlerimize kötü örnek olursun. Hayır canım al, sen düşünsene yani bir tane işte whatever bir sevgilin var ve sadece bir kafasında maske var. Ne kadar ileri gidebilirsin yani ve seni kurtarıyor sadece. Gitmek değil de aşk olabilirsin yani kişiliğine, duygularına, davranışlarına. Bence daha bile aşk olabilirsin. Sonuçta bilmiyorsun gizemli falan. Bak romantik adam. Yani. Bir gerçek çıkarıyor. Şey, alaycı pislik gelmiş 35 yaşına lanet olsun dünya diyor. 35 mi? Teşekkür ederim. Kıyamı unutma. Ama şeyde C-3PO'da mesela şey vardı. Oyuncunun seslendirmesi biraz bir yerlere çekilebiliyordu. Kendisi evet, biraz güleşti. Doğru. Bunda ses de yani baya neredeyse ruhsuz gibi bir şey yani. Bu da çok öyle. Tepkisiz. Tamam gideceğim, yapacağım, edeceğim. Yani ruh yok yani. Sen kendin ona bir şey yorumlayabilirsen o bir duyguya bürünüyor. Ruh yok mu arkadaşlar gerçekten? Yoksa adamın o yılgın bezgin sesinde acaba bir ruh var mı diye de bunu bir tartışma konusu olarak aşağı yazıyorum. Öyle karşı çıkmış olmak için yani. Böyle, bence bu bir hakikaten... konuşulacak bir şey. Peki bu bölümün canavarı olan hani mesela geçen bölümün canavarı şeydi ya ejderha. Burada da böyle bir örümcek ailesi diyelim. Evet. Nasıl buldunuz onu? Yani ben biraz şey buldum. İlk defa yani bu kadar izlemekten keyif alıyor olmama rağmen yani hakikaten örümcek mi yani? Hmm. Yine mi? Örümcek mi gerçekten? Dev örümcek mi göreceğiz biraz şimdi? Biraz düz örümceğe benziyor evet. Hakikaten. Altındaki şey kısmı şey bir tek ağını böyle şey fırlatıyor. Pıh diye fırlatıyor farklı gibi işte. Ya abi zaten aslında ben şunu da biraz tek düze buluyorum ama daha ikinci bölüm olduğu için aslında bunu söylemeyecektim. Hakikaten her bölüm bir canavar mı öldürecek falan? Bence yani. Öyle olacak. Ki ilk sezonda da bayağı canavar öldürdük. Değil mi? Yani evet. Yani. Witcher gibi takılıyor ortada yani. Ya biraz şey yapıyor aslında yani hani Vigilante gibi takılıyor. Ben şeyde... Bounty Hunter yani bir şey karşılığında böyle hakikaten kanunsuzluklara falan dur diyen adam. Aslında biz gerçekten bir süper kahraman hikayesi izliyoruz yani şu anda. Birinci bölüm biraz daha öyleydi de ikinci sezon biraz daha hani oraya gitmek için bir şeyleri yapıyor ya. İşte Mandalorian'ı bulmak için onu öldürüyor falan. Biraz daha az Bounty Hunter gibi oldu bu sezon. İşte ama yine bir şeyi var ya bir karşılığı var ya tabii, informasyon var. Ya işte o maskesi var bir şey var hep. O yüzden hani tam olarak iyilik olmuyor bir karşılığı oluyor ister istemez. Yok yok tabii canım tam tipik bir anti kahraman. Hatta aslında günümüzde portrelenen bir takım anti kahramanlara göre uyduruk bile aslında diyebilirsin. Yani böyle atıyorum Joker falan gibi filmler izlemişiz. Hani o böyle... villain mı, anti kahraman mı falan gibi arada bırakmış bizi. Mandalorian yani zaten yani her boka her yere yardım eden neredeyse anti bile değil gerçekten kahraman gibi yani biraz. Şey, falan filan. Ne? Şey konusu da mesela çok acayip. Şimdi bu adamın kendi örf ve adetlerinde savaşmak, onur falan gibi belki Jedi Order'a ters düşecek bir sürü bir şey var ya. Şimdi bu adam aslında biraz değişiyor. Yani mesela işte doğru. İnsanları öldürmemeye yani eğer şey kendine saldırmadıkça falan bu tip şeylere çabalıyor falan. Ya bu da mesela bana şey geliyor şu anda. Karakterimizin evriminde izlenmeye değer bir süreç gibi geliyor. Yok, karakterin bariz bir gelişim sürecini izliyoruz canım. İşte çocukla olan ilişkisi üzerinden en çok. Bence gelişim var ya Mandalorian'ın birinci sezondaki birinci bölümle bu Mandalorian aynısı Mandalorian değil yani. Tabii tabii. Daha sertti aynı senin dediğin tabii. Gibi. Ya daha böyle bir şeylere sert tepki verebilen, çok böyle ortak çıkar düşünmeden hareket edebiliyorken bu sezon bayağı, son birkaç bölümdür özellikle birinci sezonun sonundan itibaren bayağı böyle kimseye zarar vermemek. Hani olayı böyle en az sorunla halledebilme şeyini düşünmeye odaklı bir Mandalorian. Zaten bak ilk sezonun sonundan itibaren dedin aslında zırhına da sahip olduktan itibaren gibi. Yani o böyle net bir karakterin eşik atlamasında bir sembol olmuş oldu yani. Peki bunda sizce bebek Yoda'nın etkisi var mı? Çünkü o da yandan yani böyle alengirli. Yani mind trick etkisi mi? Mind trick mi? Yani öyle pasif bir şey mi? Duygusal etkiliş anladım. Yumurtaları çekiyordu biraz fark ettiniz mi onu böyle? Evet orada güçlü. Gene yaptı force pull. Force pushed bebek için. Ya o da ne kadar obur. Birincide yiyor, Mandalorian uyarıyor tamam. İkincide bir daha, üçüncide bir daha. Şey de bana tuhaf geldi. O başta işte kurbağa lady, yarı mühendis kurbağa kadın. Gittiler mağaraya, daha doğrusu kaçtı o. Kaplıca da böyle bildiğin rahat ediyormuş. Yumurtaları da böyle yüzdürüyor falan. O da bir tuhaf geldi bana yani. Niye ya işte o belli ki o suni kaptan buraya alırsan biraz rahatlarlar falan diye demek ki düş. Ben onu... Bilmiyorum ama gemi düşmüş, mahvolmuşlar. Artık resmen benim için ilk başlarda şeydi yani o dakikalar. Ha Mandalorian tam bir düşüş yaşadı. Bir çıkmak lazım buradan falan diye. Ama şeyi görünce ne oluyor? Ne, biraz önce daha düştünüz yani. Ne hemen kaplıcalarda? Kurbağa. Suyu görünce dayanamadı. Olabilirdi. Yani o belki çişini yapmak gibi bir şey o yaratık için anladın mı? Yani farklı metabolizmalar. Ha şöyle olabilir. Makinede bir uyarı vardı dikkat ettiyseniz. Böyle pil uyarısı. Belki de o sıcaklıkla alakalı. Hani sıcaklık düşünce yumurtalar ihtiyaç duyuyordur falan. Olabilir.
Zaten sıcak tutmak için herhalde değil mi? Soğuk. Tabii tabii orada Mandalorian biliyorsun. Ama hani kendisi falan. De bayağı böyle şey keyif çatıyordu yani biraz orada. Tabii canım bayağı kap dediğin gibi kaplıcalarda gibi gıcık takılıyordu kapmışlar. Yani. Resmen Mandalorian orada örümceklerle uğraşırken ne yapıyor falan diye. Yok ya ben ya üzüldüm örümcekler. Ona. Evet ya da ırkının yarısını tüketti orada. Ben üzüldüm yani onunla. Ben onu yani çok hafife alarak geçiştirdikleri düşünüyorum bizde yani. Aslında bölümle alakalı yani Mandalorian konuşurken şeyi fark ediyoruz. Bütün bu söylediklerimize paralel olarak hiçbir şey olmadı ki yani bölümde. Evet. Ya biz seyir ne oldu ki şimdi? Çıktı. İşte hadi gidelim dedi bir yere giderken ama hyperspace olmaz diye bir şey attılar ortaya. Çünkü dedi işte yumurta var. Yumurtalar zarar görebilir muhabbet. Düştü işte karşılaştıkları yolda onu kurtardılar. Belli ki devam ediyor şimdi. Bu kadar aslında. Ya evet işte Furkan dediği... Pilot olsa bir paragraf yani geçiyor. Evet. Şey sinopsis olsa. Bu, yani bir çeşit filler bölüm diyeceğim ama şimdi filler bölüm... Geçen bölüm de öyleydi ki. İşte o yüzden diyemiyorum. Evet. Çünkü filler bölüm... Böyle episodik tarzı dizilerde yani. Evet böyle çok uzun dizilerde aslında filler bölüm olur. Bunun şimdi 8 bölüm 10 bölümü falan çıkacak. O yüzden belki bir manada filler bölüm ama az bölüm olduğu için buna filler diyemiyorum. Dizinin kendisi bu zaten. Birinci sezon da biraz öyleydi. Bu 4. mi 5. mi bu şey kabile sezon sonlara doğru. Çok vardı birinci sezonda da canım. Ya bir ilk başta hani konuyu anlayalım diye bir bebek Yoda falan iyice bir pilot vardı. Ama onda da sürekli yani ana konudan uzaklaşıp çok. Bir quest halletmeye gidip duruyordu ilk sezonda da. Tabii yani. Canım yani bunun işte Java'lar şeylerini çalıyordu işte geminin parçalarını. Sonra tamam bize yine aynı şey bak. Tamam biz sana geminin parçalarını verelim ama bize bilmem kimi öldür. Evet. Doğru. Yani aslında hep kendini tekrar ediyor bu anlamda. Biraz öyle olmaya başladı. Ama işte hani öyle yakıştırma yapmak istemiyorum. Bu dizi kendini tekrar ediyor ya falan diye. Çünkü daha ne bakalım göreceğiz. Ya benim için kötü bir şey değil bu arada. Ben artık şey gibi bakıyorum. Her hafta bir Hulk Ozan'ın yanına oturup bir hikaye dinliyorum. Böyle keyifli bir deneyim yaşıyorum gözüyle bakıyorum. Abi kesinlikle bak şöyle düşünüyorum işte ben de. Bir çizgi roman bu aynı zamanda. İşte bir Bounty Hunter var. Bounty Hunter dediğin ne yapar ki zaten? Ya yani. İlla böyle bütün galaksiyi hükmetmiş hepsi bebek yolda gibi. Ama şu anda bölüm bölüm Bounty toplamıyor ki işte. O yüzden bir insanın kafası karışıyor ne bekleyeceği konusunda. Bu Yoda şeyi bebeği çocuğu kurtarmaya çalışıyor. O yolculukta ilerliyor. O yolculuk onu farklı yollara saptırttığı için. Yani her bölüm bir bounty toplayan maceralarını izlesek biraz daha okey. Anladın mı? Ama bence şey i̇şte, olacak ya bir iki bölüm sonra bu hani ilk bölümün ikinci sezonun ilk bölümün sonunda gördüğümüz o işte Boba Fett. Ama zaten bitecek abi sezon bitecek. Yani zaten işte 8-10 bölüm falan olduğu için o da olmak zorunda zaten. Yani bir iki bölüm sonra diyorsun. Yarısına gelmiş oluyor sezon anladın mı? Ya neyse ben bunu zaten şikayet etmek istiyorum. Bu dizi bu ama yani. Bu dizi evet. Bu yan şeyleriyle maceraları olan bir dizi. This is the way. This is the way. Genel olarak zaten Mandalorian çok yeni bir şey katmayıp ama böyle keyifli bir tat vermesi ya. Belki hala onun ekmeğini yiyorlar. Evet yani. Bak Mandalorian katılıyorum sana. Genel olarak yeni bir şey katmayıp sıcağın Star Wars'u kurtarmaya çalışmak için çabalayan. Bence kurtardı yani. Çok evet aşırı yani. Risk almayan, temiz riskler alan falan bir noktada ilerleyen bir şey. Ve detaylara da dikkat eden. Yani ben mesela şeyi düşünüyorum. John Favreau'yu. Ya bu adam bir zamanlar Iron Man'in korumasıydı benim gözümde. Sadece şu an şeyde kredite yazıyor. Written by John Favreau. Directed by John Favreau. Oo, yani. Bizim için neydi kuzen diyeceğiz değil mi şimdi? Evet, bizim aşkım. İçin de şeyin... Pete. Kimdi ya? Monica'nın zengin sevgilisiydi. Ne? Henderson şey demiş midir acaba? Dizi komedi dünyasını yendim. Şimdi de Hollywood süper kahraman camiasını yeneceğim demiş midir? Ya yani demiştir, sette kimse anlamamıştır. Sonra Jennifer Aniston'u arayıp onu söylemiştir. Jennifer Aniston değil, şey. Şeyi çok diğeri. Gunter'ı aramıştır. Anca ona ulaşabiliyor. You! Neydi pardon. Ya Star Wars'u çok sevdiğini biliyorum. Birkaç şey var. Bu The Chef Show diye bir şey var Netflix'te. Bu işte aşçılık yapıyor, birkaç konukları falan da var. Bir bölümde Star Wars çiftliği diye bir şey var ya, ona gitmişlerdi. Bayağı tutkulu bir adam. Ondan ben fark etmiştim. Ama bu kadarını beklemiyordum yani. Bu kadar böyle ince detayları düşünmek, keyif verecek bir... Her bölüm yani. Biraz konuştuk abi. Tek düze olması falan ama her bölüm yine keyif veriyor yani. Bence yok o şey açısından çok var zaten. Her bölümün sonunda olan işte skeçleri gösteriyorlar ya arkada. Evet, o bölümün evet skeçlerini. Ya o bile bir detay yani. İşte ona mesela ben onu izlemekte aşırı keyif alıyorum. Size de oluyor mu yani? Ben hiç... bitirmiyorum yani. Kapatmıyorum. Kredisini mutlaka izliyorum. Aynen. Yani. Mesela bu fan service aslında dizi tamamıyla. Kesinlikle fan service. Acaba çok mesela Star Wars'u hiç bilmeyen ama hiç bilmeyen biri izlediğinde ne hisseder? Var mı öyle biri yani hani bu kanalda pek işi olmaz ama yani yine de varsa yazsa ya ben çok merak ediyorum yani. Biz bir izletelim bence birisine. Kim olabilir? Aybiki geldi ama o bile izledi artık değil mi? Yani kenardan ben izlerken görüp aynı cici bu falan dedi şey ya. Örümcekler.
Bir West End'i izliyormuş gibi gelir belki ya. Hani West End'i izliyormuş gibi gelebilir yani. Biraz o temaya yani şey olduğu için. Bilim kurgu izliyor gibi. West End'leri de hakikaten yani başından beri zaten hani tarz ve tavır itibariyle çok fazla var. Evet. Küçük bir sistemim var kapatmadan önce. Hani şimdi soundtrackleri ben birinci sezondan itibaren çok severek dinliyorum. Ve birinci sezon şöyleydi. Dizi yayınlanıyordu bir bölümü. Sonra aynı akşamı veya bir sonraki gün soundtrack albümü de yayınlandı. Chapter Chapter, Chapter 1, Chapter 2 diye. Ludwig Göransson veya artık soundtrackleri kim yayınlıyorsa küçük bir sistemim var. Kardeşim iki bölüm oldu. Soundtrackler nerede ya? Nerede o kadar güzel müzikler geliyor ama soundtrackler yok. Ludwig şey yapmış. TRT'nin de müziklerini yapmıştı o. TRT'nin de müziklerini yapan. Şımarmış. Gayet basit. Hocam yani çok bariz. Biz biliriz bu işleri. Furkancığım bak. Geek abilerinden dinlesen. Şımarmış Ludwig. Ludwig kendine gel. Öyle alsan. Ludwig ben ettim, ten etme demek istedim. Yapmasam olmazdı yani. Teşekkür ediyoruz. Efendim bu videomuzu burada bitirelim. Yoksa buradan sağa çıkamayacağız. Yazık. Cezid'in esprilerimizi sürekli gidiyor. Yeter artık. Yapacağım bu geyiği. Çok iyiydi kuzen. Gerçekten yaratıcıydı yani bu arada bence. Teşekkür ederim. Ten etki. What? Neyse efendim. İkinci sezon ikinci bölümü siz nasıl buldunuz? Mandalorian nasıl devam ediyor sizce? Bu küçük eleştirilerimizi haklı buldunuz mu yoksa işte yanlara, sağlara, sollara sapmasından hoşlanıyor musunuz? Bebek Yoda sizce vahşi ve kafese kapatılması gereken bir canavar mı? Yoksa ay canım şirin tatlışko bir yaratık mı? Mandalorian kokuyor mu? Bu ve bunun gibi konuları tartışmak size kalmış. Haftaya görüşürüz. Abi o çeliğin içerisinde ama. Mesela tıraş olmuyor mu? Sakal uzamıyor mu? İçeride kenarlarda. 3 gündür buradayım böyle şey oluyor. İçe doğru gidiyor da.